gelecek misin? Japon esnaf Yuji Umeji tam 8 yıl önce kelle söğüşün tadına baktı. Tadını öyle beğendi ki dayanamayıp bir sene önce bir dükkan açtı. Benim adım Yuji. Şimdi 10 sene Türkiye'de yaşıyorum. Ve bu işlere bir yıl önce bizim ustamız Kadıköy'de bu iş yapıyoruz. Ondan önce 6 ay bir staj yaptım. Sağ olsun. Herkes bana çok destek verdiler. Şu anda biz Kadıköy'de bu söğüş lezzetleri herkes için paylaşıyoruz yani. Ben ilk defa şey yemedim açıkçası. Ondan sonra ikinci defa benim arkadaşlarla şey gittim. Ona bir tadına baktım. O da olmadı. Üçüncü defa bayıldım. Yani 8 yıl gittim geldim vapur ile Boğaz'a şey geçtim. Muammer abiyle onun elden şey kelle yedim ve bu benim şey aylık 2-3 defa benim ritüel gibi oldu. Şimdi Muammer abinin sadece kelle satmıyor, bir hikaye var. Yani oradan çok yakın olduk, çok şey benim dostum oldu, benim abim oldu. Ondan sonra pandemik süresinde bir karar vermek zorunda kaldım. Biz yani bir şekilde konuştuk, bir karar verdik. Ondan sonra yavaş yavaş Kadıköy'de bizim tezgah şey açtık. Evet şaşıyorlar, inanmıyorlar ve şaşıyor. Ya yok zaten belli benim bir aksentim var. Şey nerelisin falan diyorlar, soruyorlar. Ya, bazen Japonum şey diyorum. Bazen biraz küçük bir beyaz yalan söylüyorum. Yoksa Zeytinburnu çocuğum diye diyorum yani biraz. Muammer abiyle bu işlere büyütmek istiyoruz. Şu anda buradayım. Sonraki zaman nerede olacağım ben en az da bilmiyorum. Ama Muammer abinin marka Türkiye'nin en güçlü söğüş kelle bir markası oldu. O yüzden onun yardım etmek istiyorum o konuda. Esnafın saatleri çok zor. Günlük 10 saat çalışıyorsun. O yüzden bir iş yaparsa çok yani bir seve seve gitmek zorundasın. Bunu inanılmaz çok seviyorum. Bizim müşterilere çok değişik bilenlere geliyorlar. Bir de Muammer abinin aileyle çok çalışmak seviyorum. Çünkü inanılmaz çok disiplin, inanılmaz çok detayları anlatıyorlar. Ve şu anda el verince bu bizim için biraz ya önemli. İşte bir tane kızım var. O da hiç sevmiyor ve eşim hiç sevmiyor. Kelle söğüş Niğde kültürü. Niğde'ye ait has bir yemek. Yaklaşık dedelerden beri 130 yıldır 46 yılı bana olmak şartıyla halen devam etmekteyiz. Tabii Yuji kardeşimiz de bizim müşterimiz olarak gelmişti. Yaklaşık bir 6-7 yıl önce tanıştık. Bu işi yapmak istedi. Ben de destek oldum, el verdik. Peki. İşi öğrettim. Pişirmeyi, doğramayı. Yaklaşık bir 6 ay oldu galiba. 6 ay süre içerisinde öğrendi bu işi. Geldik burayı bulduk, bu dükkanı açtık. Buraya tezgah koyduk. Ben geldim zaman zaman destek oldum, burada göründük. Harika. Yani kısa sürede bu kadar bu işi benimsemesi, bu kadar sevilmesi ki kendisi de çok sevimli bir insandır. Harika yani. Müthiş bir başarı, istek. Yok bu işi seviyordu. O esnada bende bir rahatsızlık olmuştu. Dedim Yüce'ye gel, tezgahta çocuklara yardımcı ol. Çalış hem öğren, yaparsan dükkan açarız, yaparız dedik. Bu da istedi, yaptık, başardık.